Evet, Gurbetten Sıla'ya Erzurumspor programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yine Kürşat abiyle beraberiz. Yılmaz Vural hocamız bugünkü konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Yılmaz hocam. Duayen hocamız, hocaların hocası, Erzurum taraftarını ve Erzurum'u çok seven hocamız. Telefonla da görüştüğümüzde Erzurum'u sürekli olumlu cümleleriyle bizleri mutlu mesut etti hocam. Bugün Erzurum Kayseri maçını da izlediniz program için. Hocam ne düşünüyorsunuz? Bugünkü maçta Erzurumspor neden puan kaybetti? Yılmaz hocam düştü mü acaba? Herhalde yayından düştü hocam. Yayından mı düştü acaba Cesim Bey? Hocam, hocam geldi. Merhaba. Merhaba Telefon, hocam. başkaları telefon edince araya giriyorlar, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Hocam maçı izlediniz bugün. Erzurumspor'un eksikleri neydi? Neden 3 puan olmadı? Bugünkü maç çok önemliydi. 6 puanlık bir maçtı fakat beraberlikle Yani ayrıldık. Bir de ben kırmızı. şu anda Mesut Hoca'ya Allah sabır versin. O Akan yaptığı iş hiç anormal bir iş. Yani ben olsam biraz farklı tepkim olurdu. Ondan sonra diyorlar ki ya hoca ne yapıyorsun? Ya kardeşim seni arkadaşların uyarıyor. Orada ne olduysa aranızda Aziz'le arkadaşların uyarıyor. Sarı kartı görmüşsün. Hala neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Yani bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla bugün Erzurumspor maça çok iyi başladı. Gerçi çok pozisyonu olan bir maç olmadı ama en azından rakip sahadaydı. Girişimleri oluyordu. Pozisyon öncesi yaptığı bir sürü şeyler var pozisyona dönüşmeyen. Evet. Ve sonuç olarak 28. dakikada attı golü penaltıdan. Ve oyunun hakimiydi. Ve dakika 35 bu kardeşimiz atılınca tabii oyun alt üst oldu. Evet. Şimdi benim biraz çözemediğim bir şey var. Yani 10 kişiyle bir takım yenilmez diye bir şey yok. Dolayısıyla Erzurumspor 10 kişi kalmanın psikolojisini yaşadı. Yani ben eksiyim, bari skoru koruyayım diye oynadı. Dolayısıyla da tabii bu kadar çekilirseniz ancak işte Cenk Ahmet kendi başına bir takım girişimleri oldu. Ondan sonra Emrah birkaç tane oldu ama bir oyuncu girişimiyle gol atılmaz. Yani takım olarak ona konsantre olacak bir şekilde yapılmalı bu. Dolayısıyla tabii ki skoru korumak isterken işte orada bir hata yapıldı. İşte inan birisiyle duvar pası yapar gibi oldu. Top sekti, vurdu, önünde aldı kaleciyle karşı karşıya. Ve vurdu topu, gol oldu. Ve sonradan tabii Kayserispor sonucu değiştirmeye çalıştı. Birkaç tane attığı şutlar var. Onun dışında çok pozisyonu bol, seyir zevki iyi olmayan bir maç izledik. Tabii ki puan mücadelesi. Erzurum 21 puanıyla kazanmış olsa potadan çıkmış olacak ve Kayseri'yi oraya itmiş olacaktı. Şimdi bu Kayseri Evet için hocam. çok önemli bir puan oldu. Yani Kayserispor bu işten kazançlı çıkan taraf oldu. Yazık oldu. Hakikaten maçın başında iyi konsantre olmuş bir takım vardı. Sanırım büyük bir çoğunluğu yeni oyunculardan kurulu bir kadroydu bu. Doğrudur hocam. İşte mesela yeniler kimdi? Kaleci yeniydi galiba, değil mi? Yeniydi. Atıf var hocam. Da Costa, Butko galiba. Mutlu. Omola, Omolu. Aka. Evet. Yani Elkebir. Yani Elkebir benim gibi ya. Yani 100 kilo olmuş. Tabii ki o vücut o boy antrenmansızken yani maalesef Elkebir'e güvenip de öyle hücum bölgesini ona teslim etmek yanlış olur diye düşünüyorum. Ama Gomez'i de gördüğüm kadarıyla çok yeterli görmedim. Yani dolayısıyla hücum oyuncusu konusunda başka bir alternatif var mı bilmiyorum. Ama biraz sıkıntı çekilecek. Çünkü futbol sonuç olarak ne kadar iyi oynarsanız oynayın gol oyunu. Yani o top rakip kaleye girmesi lazım. Onun için de Yani hakikaten bilmiyorum var mı başka orada oynayabilecek oyuncu? Oltan var hocam ama Oltan da orayı kaldırabilecek yapıda bir golcü değil. Yani inanın ikisinden de iyi oynar. Yani Tabii çünkü tabii. yüksek toplarda iyidir, fena değildir. Afyon'dan beri bildiğimiz bir oyuncu.
Ama Evet. Gomez yani çok yeterli mi? Değil. Topu O da tutamıyor, değil hocam. saklayamıyor, Hocam yani çabuk şunu mu değil. diyorsunuz? El Kebir'le başlamazdım ilk 11. Hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda sokardım mı Abi demek istiyorsunuz? görmüyoruz mu Allah aşkına? Yüz kilo herif ya. Yani Evet. topu bırakmış sonradan istemişler galiba. Sanırım onu bir maç başı falan diye getirmişlerdir. Evet hocam. Dolayısıyla bu ekonomisi ucuz diye işte daha dur bu Ekebir yani eski durumuna bakarak karar verilmiş galiba. Sizin de öğrenciydi Hakikaten ben zaten hocam. gençlerimde çalıştım onunla. Hakikaten fit olsa iyi oyuncu. Yani çok iş görür ama öyle de klasik santrfor gibi en önde oynayan santrfor gibi de oynamaz. Kenardan gelir, dribling yapar falan. Ama o Evet. bizim bildiğimiz Ekebirlik'ten çıkmış o. Başka bir şey olmuş yani. Dolayısıyla bakın o vücut kaldırmadı o tempoyu. Ve maalesef o adale yırtıldıysa eğer 3 haftaya mal olur. Dolayısıyla arkasından Gomez yani Mesut Hoca'nın oltanı da hazırlaması lazım galiba. Veya en azından Atıf Şaşı'yı orada oynatıp Atıf çünkü topa basar, dripping yapar, şut atar. Yani benim gözlediğim kadarıyla. Tabii dışarıdan bakmakla içinde olmak farklı şeylerdir. Ama ben Mesut'u çok severim. Çok iyi bir hocadır. Nitekim takımı da toparladı. Yazık yani şu maç kazanılmış olsa bu moralle çok şeyler olurdu. Ha, bir şey kayboldu mu? Hayır. Ama en azından o düşme potasının dışına çıkıp stresten biraz daha uzaklaşılır. Yani orada kalmak takımı moralmen çökertiyor. Eyvah ben ne Doğru yapacağım? hocam. Kazanamazsam orada kaldım oluyor. Şimdi tabii bir de seyirci desteği de yok takımlarda. Maalesef, Dolayısıyla evinde maalesef. oynamışsın ya dışarıda oynamışsın fark etmiyor. Yani evinde oynamışlığın bir avantaj getirmiyor takımlara. Oynayamazsan kazanamıyorsun. Hakem rahat. Yani ben orada Sayın Mustafa Kemal Uğur'u da şöyle biraz eleştireceğim. Be kardeşim bazı şeyleri görmemezlikten gel. Ya. Adam sana küfür etmiyor, kimseye bir şey yapmıyor. Yalanla çırpınıp duruyor orada. Yani ikinci Ağır sarı oldu kırmızıyı hocam. göstermen, ikinci kırmızıyı göstermen mi gerekiyordu yani? Ağır Ya oldu ne evet oldu hocam. yani? Ağır yani bir arkadaşları engelliyor. Kimseye bir teması yok. Orada bağırıp duruyor. Yani bir sporcu psikolojisinden de anlamak lazım. Yani maalesef hakem de orada değerlendirdi. Tamam tamam da yani her şey kural değil ki kardeşim yani. Şimdi sen de al da çok zorluk çeken bir takımı orada tamamen gardını düşürüyorsun yani. Tamam oyuncuyu haklı duruma getiremeyiz. Yani onun yaptığı normaldir. Orada diye o gitti. Yanlış olabilir. Arkadaşları gitti. Tutuyor, çekiyor. Ben arkadaşlarının da olsam orada bir tane patlatırdım onu. Arkadaşları yapsaydı. Yani engelleyin bakın sonra çocuklar da darmadağın oldular. Yani Evet. futbolcular da eyvah ne yapıyorsun kardeşim bizi 10 kişi bıraktın burada yani ne yapacağız biz? Oluyor. Dolayısıyla Kürşat tabii eski topçudur. Bilir bu. Yani zaman zaman anlam veremiyorsunuz. O spor psikolojisi başka bir şey. O oyuncunun o andaki o tepkileri, o kontrolsüzlüğü neden kaynaklandı? Acaba çok ağır bir laf mı söyledi? Veya bunlar Kayseri'de beraberken araları mı açıktı? Veya orada bir aralarında bir husumet mi oluştu? Yani o fazla abarttı konuyu. Çünkü o takımdan gelmiş bir oyuncu. Yani orada kendini onlara kanıtlar gibi fazla mı bir efor tüketmeye çalıştı? Vallahi bilemiyorum ama yani yaptığı çok takımı şu anda inanın Kayserispor'un birinci devre oynadığı oyuna bakarsak Erzurumspor'dan bugün puan alması mümkün değildi. Mümkün değildi. Ne zaman ki eksik kalınca onlar da morallendiler. Evet. İşte değişiklikler falan filan tabii bir tık 10 kişi olmasına rağmen çok da ezici bir baskıları ezici bir oyunları da olmadı. Yani sonuç olarak İlhan o golü atmasaydı belki de maç 1-0 biterdi. Yani çocuklar Kesinlikle. Allah'a var çok gayret ettiler, çok çalıştılar ama tabii oyunun bir bölümünden sonra yorgunluk geliyor. Ve tabii ki Peki sonucu hocam değiştirecek. araya gireceğim de hocam. Bu kırmızı kartı dört büyüklerden birine gösterebilir miydi bu hakim acaba? Yani dün de gördüğünüz dört büyüklerden biri attıkları net golü iptal ettiler. Yani hakemler yanlış yapıyorlar. Yani, tabii ki yani şunu demek istiyorsun. Büyük takımlara karşı yönetirken ki hakem psikolojisi biraz onlardan yana oluyor maalesef. Yani Doğru. bunu hep Anadolu takımlarında olduğumuz için bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani artık var da var. Yani var olunca
biraz daha kontrollü olmak zorundalar. Çünkü çok net şeyleri artık değerlendirmek durumdalar. Yoksa soruluyor ya, ne yaptın kardeşim, niye? Evet. Yani bu kadar üç boyutlu çekilen ve işte senin verdiğin kararın tersi olan bir şeyi nasıl onaylarsın? Durumu çıkıyor ortaya. Yani bu da hakem için çok güzel bir şey değil tabii. Ama maalesef bu şey var. Bu farklılık var yani. Hocam gelen yorumlarda da kasıtlı gördüğünü yazıyor bize taraftar. Kırmızı kartı kasıtlı gördüğünü söylüyorlar. Yok, ben sanmam. Kasıt yani orada Aziz'le aralarında geçmişe dayalı, daha önceden olan, belki de Kayseri'den beri olan bir şey olabilir bu. Yani o da ona bir şeyi hatırlattı. Bir ağır bir laf söylemiştir. Adamı şey, kontrolden çıkarmıştır yani. Çünkü yani bir Evet. oyuncu normal olarak düşünse, ya ben ne yapıyorum? Tamam, sarıyı gördüm de kırmızı görürsem bu takım eksik kalırsa falan diye düşünmez mi? Yani bu kadar da değil. Kontrol kaybediyorsan git başka meslek yap kardeşim. Yani futbol, Evet. sporculuğun bir bölümü de budur yani, kendine hakim olabilmektir. Yoksa sen kendine hakim olamayacaksın ve fena da oynamıyordu yani. Oyunda da bayağı istekliydi, fena da oynamıyordu. Yazık oldu. Yani hakikaten çok önemli bir 2 puan kaybetti Erzurumspor. Rakibiyle oynuyor. 21 puan, 23 puan. Şimdi kazanmış olsa Evet. 24 puanla onun üstündeydi. Yani takım toparlanıyordu. Şimdi tabii ki daha bir sürü maç var. Şimdi ne oldu, Erzurumspor küme düştü falan diyemeyiz şüphesiz, ama yani çok büyük bir darbe vurdu. Ama kasıtlı bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben öyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. Peki Yoksa o... hocam şeyi soracağım. Yani siz hoca olmuş olsaydınız bugün Erzurumspor'da Akkağı bir sonraki maçlarda tabii kırmızı kart cezalısı olacaktı. Sonraki maçta oynatır mıydınız? Kadroya alır mıydınız? Yani şimdi Akka vazgeçilmez bir oyuncuysa, takıma da katkısı bulunacaksa öyle bir kinli davranış olmaz yani. Sonuç olarak bakın gene bu iş yumuşar. İşte gelir, özür diler hocasından, arkadaşlarından. Ben işte kontrol edemedim kendimi der. Yani futbolda her şey saman alevi gibidir. Uzatılmaz. Ama seyircisinin, eğer o takımın seyircisi maçlara gelseydi Akka'yı bir daha takıma sokmanız zor olurdu. Çünkü reaksiyon gösterirlerdi. Bunu Evet. kasıtlı yapıldı diye yorumluyorlar. Yani böyle bir şey kanaat oluşursa bu kanaatı düzeltmek kolay olmaz. Ama Mesut da mülayim insandır. Yani öyle ikinci birisi değildir. Sanıyorum Akka eğer faydalanabileceği bir oyuncuysa takıma ceza verirsiniz yani. Dolayısıyla oynatmak durumunda olabilirsiniz yani. Evet hocam. Evet Kürşat abi, sen ne düşünüyorsun abi? Erzurumspor bugün nasıl buldun Erzurumspor'u? Peki ligde sonra. Evet. Sevgili hocam merhabalar. Merhaba Kürşetçiğim, nasılsın? Teşekkür ederim. İyi gördüm maşallah hocam. İyisiniz. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Teşekkür Eyvallah ederim. hocam. Ne Şeref duydum. yapıyorsun? Ne Sağ olun. yapıyorsun? Hayır. Futbolun içinde misin? Futbolun içinde misin? Yok Antrenörlük hocam. falan bir şey. Yok. Ne Antrenörlük yapıyoruz? falan yapmıyorum. Ticaretle meşgulüm hocam. İstanbul'dayım ben. Ha, öyle mi? Görüşürüz Evet buralarda evet. inşallah. Görüşelim hocam inşallah. Ya şeyden Erdal'dan telefonu var. Tamam. Yollarım Tamam. hocam Tamam. yayından sonra. Tamam. Tamam. Tamam görüşelim Benim hocam işim bitti inşallah. mi? Şimdi Erdal'cığım Benim işim bitti mi? Hocam döneceğim yine size. Hocam döneceğim yine Tamam. size. Tamam kardeşim. Eyvallah. Şimdi hocam Şimdi 4'teki maçı da takip edecek Kürşat abi. O yüzden biraz hızlı erken problem yok, evet. problem yok. Kürşat'ı dinleyelim. Problem yok. Buyurun. Eyvallah eyvallah. Şimdi Erzurumspor tabii ki 6 puanlık maça çok ciddi bir maça çıktı. Erzurumspor için iç sahada olmazsa olmaz bir maçtı. İlk yarı hocamın da söylediği gibi tempolu bir oyunla çıktı. Butko ile kanat organizasyonları yaparak dolayısıyla penaltıyı da oradan kazandık. 1-0 Erzurumspor penaltıyla öne geçti. Ama tabii talihsiz bir olay. Akkan'ın yapmış olduğu inanılmaz bir hareket. Yani çok düşüncesiz, profesyonelce olmayan bir hareketle takımını 10 kişi bıraktı. Tabii bu açıklanabilir bir şey değil. Bu gibi maçlar psikolojik savaşlarla geçecektir. Dolayısıyla bu psikolojik savaşı da yenebilmeniz gerekiyor.
Erzurumspor ilk yarıyı böyle kapattı ama ikinci yarı tabii 10 kişi kaldıktan sonra mecbur bloklu başlamak zorunda kaldı. Artık karşı ataklara karşı bloklu başladı. Çünkü bu maçlar zordur. 10 kişi kaldığınız zaman karşıdaki rakip de sizinle hemen hemen aynı puandadır. Dolayısıyla o da sıkacağı için siz de bu maçı çok rahat geçiremeyeceksinizdir. Psikolojik olarak blok yaptı Erzurumspor. Ama maalesef karambol olan bir pozisyonda golü yedik. 1-1. Bence elimizden kaçırılmış bir Kayserispor var ama tabii hiçbir şey geçmiş değil. Yine Süper Lig'de alınan bir puan muhakkak ki altın değerinde bir puandır. İnşallah önümüzdeki haftalar Erzurumspor daha umutla Çaykur Rizespor maçı var çünkü haftaya. Çaykur Rizespor'dan da puan alırsak bu seferki içeride alacağımız 3 puanı telafi edebiliriz diye düşünüyorum. Umutlarımızı kırmadan gitmek lazım. Ben bir El Kebir hakkında bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii Erzurumspor'da Gomez'in form düşüklüğü var. Gomez biraz daha baskılı oynayamıyor, daha aktif oyunda kalamıyor. Ama topla ilişkileri iyi hocam. Ben izliyorum Yılmaz hocam. Gomez iyi ama tabii biraz daha hareketli olsa daha da çok çok iyi şeyler yapabilir. Dolayısıyla Mesut hocanın kafasındaki problem de herhalde onun biraz daha baskılı oynamayışından geliyor. Onun için El Kebir'i tercih etti ama El Kebir de hocamın söylediği gibi benim gibi 100 kilo. Dolayısıyla o fizik şeyi de kaldırmadı, o tempoyu da kaldırmadı ve sakatlandı çıktı. Tabii bunlar hoca için zor şeyler. Mesut hocanın içi de zor. İnşallah Erzurumspor önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor maçıyla bir çıkış yakalayıp belki oradan da bir puan veya puanlar alarak önümüzdeki haftalara umutla bakar diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Yılmaz hocam, Erzurumspor'un Evet. ligde kalma şansı, izlediniz bugün oynanan futbolu gördünüz, kadroyu izlediniz, alternatifleri de gördünüz. Sizce nedir? Bundan sonraki süreç için neler söyleyebiliriz? 10. sıradaki Malatyaspor'a kadar Malatyaspor'da 29 puanı vardı galiba. Dolayısıyla bir Evet. 8 puan fark var. 21 puan, 29 şimdi berabere kaldı. 22 puan oldu. Yani herkes ortak bu işe. Kimse ben ligde kaldım. Alttakilerde hatta en sonuncu sıradaki Denizli'ye kadar ben de düştüm diye bakmıyor. Herkes transferler yaptı. 7'şer 8'er tane oyuncu aldı. Sanırım siz de 13 tane yakın oyuncu aldınız galiba. Evet. Evet. Ve bugün de baktığımızda kadro birinci devrede oynayan takımla alakası yok. Dolayısıyla 2-3 tane oynayan oyuncu, diğerlerin hepsi yeni oyuncular. Bu yeni oyuncular ne getirecek, ne verecek, takıma bir güç katacak mı? İlerleyen zamanda bunu gözleyeceğiz hep beraber ama yani öyle düştü diye kendilerine bakanlarsa hata olur. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla tabii ki dediği gibi Kürşat'ın bunu telafi etmek ki Rize takımı da Erzurumspor'la böyle bir güç dengesi olarak bakarsanız hemen hemen aynı güç dengesine sahipler. Dolayısıyla o güçlü şartları iyi değerlendiren, cesaretli oynayan, pozisyona girdiğinde değerlendiren takım maçı kazanıyor. Yani herkesi yendiği bir lig bu. Dolayısıyla umudu kaybetmeden yola devam. İnşallah hocam. Peki hocam size son olarak bir soru daha sorayım. Maça yetişin, 4'teki maça. Bizim derdimiz de o. Hocam bugün Erzurumspor 6 puanlık bir maça çıktı aslında ama maalesef Evet. berabere kaldı. Bizi üzdü, taraftarımızı üzdü. Alternatif kadromuzu da gördük. Peki hocam, sizce ligde kalma puanı ne olur? Ortalama bir barem verebilir misiniz bize, puan baremi? Yani 18 takım ligde 39 puandı. Çünkü 39 Evet. puan Türkiye liglerinde iki kere küme düştü. 1986'dan beri var. İki kere küme düştü. Bir Antalya düştü 40, 39 puanla. Bir de Bursaspor düştü. Bir de pardon Malatyaspor 44 puanla düştü. Bursa 40 puanla düştü. Dolayısıyla diğer kalan senelerde, sezonlarda 39 puan hiç düşmedi. Yani 38 düşüyor, 37, 35, 34 falandı. Şimdi tabii 4 tane fazla maç oynuyorlar. Dolayısıyla tahmin etmek kolay değil tabii. Yani ama gene 40'lı puanlara gelmeniz lazım ki ligde kalabilin.
Yoksa Evet. 30'lu puanlar yetmeyebilir. Yani Alt bizim sıradaki de takımların performansı da önemli hocam burada. tabii. Şimdi tabii altta şimdi 21 puanlı. Erzurum şimdi şu anda 22 puan yaptı. 22 yaptı. 22 yaptı. Dolayısıyla onun bir altındaki takımın 19 puanı vardı. Olabilir. Çünkü 14, 17, 10, 17, 18, 19 öyleydi galiba. Dolayısıyla daha da bir sürü maç var. Bu 22. haftaydı galiba. Yani Evet, geriye 23. maçımızı oynadık hocam. yani Altımızda gençler birliği 17 var. tane 17 tane maç oynayacaksın. Yani daha 17 maç demek 3 ile çarpın 51 puan demek. Yani 51 Evet. puan duruyor orada. Siz bunların size lazım olanına kadar yani yarısını alsanız 51 puanı dikte kalırsınız. Yani o yüzden tabii yarısından bir fazla olmalı. 21 tabii ya yarısı desen 25-26 puan yapıyor neredeyse. Yani En kesin büyük dikte adaylar kalacak mı yarısı. hocam sizin gözünüzde? En büyük adaylar düşme potasında. Valla aday falan yok. Ankaragücü'ne bakıyorsun bir geliyor 2-3 tane maç arka arkaya kazanıyor bir geliyor kaybediyor. Denizli iyi takım kadro olarak fena değil. Fena da oynamıyor. Maç kazanamıyor. Çünkü yani o kadar çok hoca değişimi oluyor ki liglerde. Sanırım bu 14-15 tane oldu Süper Lig'de hoca değişimi. Bizim Oldu hocam. Erzurum'da Evet. üçüncü değişikliği galiba. Evet hocam. Yani Denizli de öyle. Denizli de öyle üçüncü değişikliğini yaptı. Yani bunlar tabii hocalar ellerinde şey yok ki. Yani kendi oyun anlayışını onlara dikte edene kadar bir sürü maç geçiyor. Yani Hocam bakmayın bir de birileri ciddi bir kazanıyor süreç başında. lazım yani. Tabii tabii lazım. Yani oyuncuları tanıyacak, onlara göre bir oyun Evet. sistemi oluşturacak. Bunlar sanıyor, hocalığı için çocuk oyuncağı sanıyor millet yani. Hocalık Mesela kolay bir hocam iş ben değil şey yani. diyeceğim. Hocam bugün mesela Akkan'ın gördüğü kırmızı kartta atıyorum devre şey hafta içerisinde hocanın iyi bir analiz bence yapması gerekir. İşte zaman çok kısa. Yani oradaki sporcunun psikolojisini de hocanın çözebilmesi lazım ki çıkardığı zaman bu çocuk Kayseri'den gelmiş 1-2 hafta önce. Şimdi seninle Evet. sahaya çıkacak. Tekrar Kayseri'ye mücadele edecek. Kayserispor maçına atıyorsun. Bu çocuğun psikolojisi nedir? Maça ne kadar hazırdır? Bunu da iyi analiz etmesi için hocaya da bir zaman Zaman verilmesi lazım. lazım. Zaman. Sporcuya da bir zaman verilmesi lazım. Bunlar hep işte kulüp için handikap. Tabii. Yani şimdi bakıyor. Hocanın iyi veya kötü olduğu aldığı sonuca bağlı değerlendiriliyor. Evet. Yani gelmişsin hemen nasıl etkileyeceksin kardeşim? Bunlara zaten Türkiye'de oyunla kazanan takım büyük takımlar dahil takım yok yani. Herkes oyuncuyla kazanıyor. Eğer sizin elinizde Evet. de çok yetenekli bir oyuncu grubu yoksa onları oynatmanız lazım. Takım haline getirmeniz lazım. Öyle takım haline getirmek de dün yarından bugüne olacak iş değil yani. Yani o oyuncuların psikolojisini bileceksiniz, onları tanıyacaksınız. Aranızda bir takım olaylar yaşanacak ki oyuncu size, bilginize, görgünüze şey olsun, bağlı kalsın. Ya ikna Kanaat yapsınlar. edemezseniz olmaz yani. Yaptığınız uygulamayla oyuncu bilecek ki aa bu hoca bu işi biliyor. Verdiği hocalık yapısıyla bizi geliştiriyor, sonuç aldırıyor. Size bağlanır ve sizin dediğinizi yapar. Ama ikna olmazsa kafasına göre oynar. Yani dolayısıyla bu zaman tabii çok önemli. Ama Mesut Hoca'nın zamanı oldu, takımı tanıyor ama tabii yeni oyuncular geldi bir sürü. Onlarla 13 tane oyuncu gelmiş ve yarısından çoğu oynuyor yani. Dolayısıyla Hocam bu devre arası transferler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şu kanaatteyim her zaman. Yani devre arası 3-4 tane nokta transfer yaparsanız kulübünüze, takımınıza aynen. onlar Aynen öyle. alır bu kulübü sırtlar. Mesela işte Erzurumspor yaptı atıyorum işte Atıf nokta transfer, Takosta nokta transfer, Süper Ligi bu ligi bilen, ligi tanıyan Evet. sporcular. Ama Evet. Erzurumspor şu anda tekrardan bir takım kurdu. 12-13 tane sporcu bu hoca için de çok zor değil mi hocam? Ne düşünüyorsunuz? Çok çok zor ve gereksiz. Yani Evet. bakın yarısından çoğu Çok hiç gereksiz. bekledikleri performansı veremeyecek. Dolayısıyla dediğin gibi bir de takımın iç dinamiği bozuluyor. Yani Evet. sen tam bir takım arkadaşlık bir şey oluşturmuşsun derken bir sürü birileri geliyor. Yeniden bir rekabetin içine sokuyorsun herkesi. Yani o rekabetin sonucunda bir şeyler oluşmuş zaten. Sen onu bozuyorsun, yeni başlara gidiyorsun. Kesinlikle 13 transfer çok olmuş. Yani bu 13 transfer demek birinci devre yapılmış transferi inkar etmek demek yani. Bak ben yapamadım, yanlış yapmışım, 13 tane daha getiriyorum. Olur, bu oyuncular olan güvensizlik demektir yani. Evet. Böyle olunca da tabii biraz problem yaşanıyor maalesef. Biraz süreç geçmesi lazım. Alışacak insanlar bu ortama.
Ondan sonra yeni baştan bir şeyler olacak ama ligde gidiyor. Yani maçlar oynanıyor. Dolayısıyla sonuç almak lazım. Yani hocanın sürekli çok yakın ilişki kurup bu ekibi hem kendisine bağlaması hem yapılarına ikna etmesi gerekiyor. İnşallah iyi olur. Çünkü Erzurumspor Türkiye Ligi'ne lazım. Yani şehir takımlarının Türkiye Ligi'nde olması gerekiyor. Yani şimdi İstanbul'da bakın İstanbulspor'da çıktığını varsayın. 7 tane takım olacak yani. İstanbul'dan. Evet. Dolayısıyla şehir takımları yani Türkiye'de futbolun asıl amacı insanları işte eğlendirmek, insanları yani sosyal bir olaydır sonuç olarak futbol, spor Sosyalite falan değil kazandırmak. yani. Tabii. Yani o yüzden Erzurum veya diğer Anadolu, Kayseri bu takımlar hakikaten lazımlar. Bu takımların olması lazım. Yoksa ne yapacak o kent Allah aşkına? Bütün hafta şimdi burada akak konuşulacak. Yani bir şeylerle meşgul ediyorsunuz insanları. Dolayısıyla umarım inşallah gerçekleştirirler. Yani neden de yok gerçekleştirme. Baktık şimdi kafa kafaya oynandı maç abi. Yani Kayseri'de kalır, Erzurum'da kalır. Şimdi onun üstünde Malatya'ya kadar takımlara bakın, 29 puanlı takımlara. Herkesin kalma şansı var. Herkes kadar da düşme şansı var. Onun için ciddiye almak lazım işleri. Bir an evvel toparlanmak lazım yani. Daha Takımlardaki ekonomisi makas düzgün arasında olan. çok fazla değil hocam. Yani kalite olarak da çok fazla Evet. birbirlerinde çok fazla bir aralıklı açık Yok. 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 Hemen hemen Yok. aynı. Dolayısıyla o gün gününde olan konsantresini iyi kuran Aynen takım öyle. herhalde o gün maçı kazanır. Yani şimdi tabii ki daha 17 maç var. Bu Akan pozisyonu da diğer oyunculara ders olur belki. Bundan sonra daha dikkatli olurlar. Çünkü yaşanmışlık var bir ya. Hepsini kabul etmediği bir reaksiyon oldu orada. Dolayısıyla Evet. birbirleri üzerinde daha bir takım iş dinamiği oluşur. Bunlar çıkıyoruz. 10 kişi kalırsak olmaz. Dikkat edelim falan. Yani derler ya bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Umarım inşallah pozitif yansır takıma bu İnşallah. yaşanmışlık. İnşallah Evet. hocam. Evet hocam isterseniz siz yayından yani şey Teşekkür ederim. yapabilirsiniz. Sağ ol. Sağ ol. Saat 4'e Sağ ol. geliyor. Programınızı Ben de kaçırmayın. Yayınımıza izliyoruz katıldığınız çünkü için. bende bir voley diye bir program var. Şimdi onun bir tane daha program oluşturuldu. Sports diye. Ona her Evet. hafta maçları izleyip orada yorum yapıyoruz. Kaçırmamam Evet hocam. lazım. Millete Tamam yoksa hocam. izlemediğim bir maçı anlatmam gerekir yani. Doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Rica Erzurumlu ederim. taraftarların, arkadaşlarımızın, dostlarımızın yorumları var. Herkes size olan sevgisini Teşekkür burada ederim. Sağ olun. gösteriyor. Sizi çok seviyorlar. İnşallah bir Sağ gün olun. Erzurumspor'un başında da görürüz sizi. Benim temennim bu İnşallah. noktada. İnşallah. Kendinize çok İnşallah. iyi bakın. İnşallah. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Ben de Kürşatçığım iyi günler diliyorum sana da. Hocam Öpüyorum çok sizi. çok şeref duydum. Çok teşekkür ederim. İnşallah Ben de. bir ara buluşalım da eskileri de yad edelim inşallah. İnşallah, inşallah. Hoşça kal. İyi Saygılar yayınlar. hocam. Görüşmek Sağ üzere. olun. Sağ Sağ olun. olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet Kürşat abi. Yılmaz abim, Yılmaz Vural abimiz yayınımıza katıldı. Bizleri sevindirdi sağ olsun. Biz aslında biraz da şimdi iki kişi kaldık. Şöyle iki kişi kaldık. Olaya duygusal açıdan da bakacağız. Şimdi Yılmaz Hoca varken fazla o detaylara giremedik. Akka bugün takımı manipüle etmiştir, takımı satmıştır abi. Başka hiçbir açıklaması yok. Yılmaz Hoca da aynısını söyledi. Yani buna benzer bir şey söyledi ve benim tepkim çok farklı olurdu dedi. Şimdi bu saatten sonra benim gözümde yani hiçbir maç oynamaması lazım ki en kritik, en önemli maçımız bu maçtı ve bu maçta bizi yüzüstü bırakan bir futbolcu bundan sonraki maçlarda oynasa da olur, oynamasa da olur. Hiç sıkıntı değil. Mesut Bakkal'a yazar abi bugünkü maçın berabere bitmesi direkt. Çünkü bir El Kebir olayı, El Kebir bu takımda ilk 11 başlamaz diyoruz abi. Yılmaz Hoca da dedi ki benim kadar olmuş dedi ya. 100 kilo, 110 kilo bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam ilk 11'de top oynuyor. Enteresan bir şekilde ve can alıcı noktada top oynuyor.
Zaten 15. dakika mıydı? Neydi? Sakatlandı. Herhalde lif attı, bilemiyoruz. Hocanın dediği gibi 3-4 hafta oynamayacağım. Ardından Yav Akkan'ın yapmış olduğu, ki Kayseri'den gelen bir adamı Kayserispor'a karşı neden oynatırsın? Ben bunu da anlamış değilim. Yöneticilere artık büyük iş düşüyor. Bu adamı ya kadro dışı bıraksınlar. İstemiyoruz. Gerek de yok yani böyle bir futbolcunun oynamasına. Ki Mesut Hoca'nın çok istediği bir futbolcuydu Yav Akka. Ama büyük bir sorumsuzluk örneği göstererek takım şeyden kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sen ne diyeceksin abi? Şimdi Erdal'cığım, ben bazı şeyleri burada söyleyince farklı yönlere çekiliyor. Şimdi kulüp yönetmek çok farklı bir şeydir. Bu çok komplike bir şeydir. Şimdi bugün bunu Akka'yla biz gördük ama gerçekten faturası ağır oldu. Eğer Akka Evet. kırmızı kart görmeseydi, bizim taktiksel olarak da ikinci yarıya farklı bir Erzurumspor olarak belki görebilirdik. Belki 2'yi 3'ü bulabilme şansımız da vardı. Ama orada şöyle bir durum var. Lider oyuncu diyoruz ya bazen, her zaman. Yani takımda lider oyuncu eksikliğimiz var. Şimdi bu çok önemli. Orada Atıf'a da baktım ben. Yani Akka'nın yüzüne baktığı zaman Akka ile göz göze gelmesi lazım. Bunlar saniyelik bir olaydır. Yani Yılmaz Hoca da söyledi ya, saman alevi gibidir futbol. O saman alevi olduğu zaman, o ateş orada çıktığı zaman onu söndürebileceğin saniyeyi ve dakikayı çok iyi ayarlaman lazım. Orada Akka ile bir iki işte Leo zannedersem yanına gitti, biraz sakinleştirmeye çalıştı ama yeterli olmadı. Tamam, orada gerçekten Akka çok farklı bir reaksiyon gösterdi orada. Olmaması, yapmaması gereken, futbol ve profesyonelliğe çok aykırı bir harekette bulundu. Asla tasvip edilir bir şey değil ki bu, 6 puanlık, 9 puanlık çok ciddi bir maçta yaptı bunu. Bir de Kayseri'den gelmiş. Ben işte her zaman söylüyorum, yani bu sporcu bir hafta önce Kayseri'den gelmiş. Şimdi sporcuyu çok iyi analiz etmek lazım. Bu sporcu Kayseri'de acaba neler yaşamış? İşte burada köprü olacak bir arkadaşın orada o Evet. Akka'yla, başka bir işte Atıf'la, önüne gelen sporcuyla, yani peyderpey sohbet edilmesi lazım. Sporcuların ruhuna bazen girmek lazım. İşte bu hamleler çok önemli. Eğer Akka'nın belki de psikolojik yapısı bozuktu çocuğun, öyle çıktı. Belki hırslı çıktı. Belki işte atıyorum şeyle, Aziz'le belki problemler yaşadığı şeyde, Hayır Kayseri'deyken. abi, Yani benim bunların garibime hepsini şu gitti. farklı farklı analiz Kürşat abi. edinip. Kürşat abi, kırmızı yiyene kadar, yani ikinci sarı kartı yiyip atılana kadar çok hareketli olan bir adam, isyankar bir adam, sahanın her noktasında böyle isyankar olan adam, kartı gördükten sonra görevini Sakinledi gitti. yapmış ol. Aynen. Aynı tepkiyi niye devam ettirmiyorsun mesela? Tepkisiz bir şekilde sahanın dışına çıktı ve benim çok garibime gitti. İnan, yani Yılmaz Hoca'nın dediği gibi farklı tepki. Orada Mesut Hoca'dan da farklı bir tepki bekliyordum ben. Ya şöyle, şimdi Mesut Hoca takımın ondan sonraki hamlelerini artık düşünmek zorunda. Çünkü o bir takımda lider. Yani oradaki problemi nasıl en kısa zamanda çözebilirim, onun derdine düşmüştür. Ama tabii bunlar kulüpte sonradan konuşulacaktır, ama böyle işte ağır faturalar ödüyorsun. Bakalım ki senin kulübün bu faturaların altından kalkabilecek düzeyde mi? Ligde yavaş yavaş bitiyor, 17-18 hafta kaldı zannedersem. Evet abi. Dolayısıyla bunları kaldırabilecek bir gücümüz var mı? Erzurumspor kendiyle cebelleşerek gidiyor zaten. Dolayısıyla bu gibi handikaplar da ortaya çıkınca belki altından kalkamayacak durumlar, pozisyonlar ortaya çıkabilir. Allah korusun. Yani bugünkü beraberliğimizi biz çok, yani galibiyeti çok ararsak çok yazık olur Erzurumspor'a. Onun için diyorum ya, işte devre arası bakın, Yılmaz Hoca bu futbolun duayenlerinden bir tanesi. Yıllardır bir tecrübesi var. Erzurumspor'u belki daha önceki haftalarda izlememiştir ama çok ciddi yorumlar yaptı bence. Yani kulüp yöneticilerinin, hocalarının ceplerine koyacağı çok iyi bir analiz yaptı, iyi bir yorum yaptı. Futbol farklı bir şeydir. Futbolda eğer bu gibi hamleleri yanlış yaparsanız, işte böyle belki de telafisi olmayan şeylerle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Ben her zaman söyledim, Erzurumspor 3-4
Yani nokta transfer yapmalı. Yoksa gelen arkadaş takımı da bozuyor. Bakın bu kelimeyi aynısını Yılmaz Hoca da kullandı. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Siz eğer 12-13 tane transfer yaparsanız bir önceki transferi de yok etmiş oluyorsunuz. Yani kendi ayağınıza sıkmış oluyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bakıyorum sahada bizde kim var? Da Costa 1, Omolo 2, Akka 3, Butko 4, Elkebir 5, Atıf 6. Yani 6-7 tane sporcuyla çıkmışsın. Burada skora etki edebilecek. Takımını 1-2 hamle öne atabilecek 1-2 tane sporcu var nokta transfer. Gerileri zaten sende var. Yani bugün Akka'yı koyma, Petrus'u koy. Kimse niye Akka'yı koymadın ya sen niye Petrus'u koydun demez, doğru mu? Aramayız, evet aramayız. Yani Demez. Akka Yani kimdi diyor. Omolo'yu koyma, Osman'ı koy. Osman belki daha performanslı olur bana göre. Doğru. Onun için nokta transfer önemli. Yoksa macera aramaya gerek yok. Böyle işte handikaplar yaşarsınız. Tabii Erzurumspor'un işi zor. Mesut Hoca'nın işi zor. Kulüp yönetiminin işi zor. Bu gibi haftalar hem psikolojik olarak güçlü kalmanız, ayakta kalmanız gerekiyor bu gibi haftalarda. Hem de mental Evet. olarak ayakta kalmanız gerekiyor. Taktiksel olarak da çok iyi hamleler yapmanız gerekiyor. İnşallah hepsinin altından kalkabilecek bir oluşum oluşur. Hicrisiyle, futbolcusuyla, hocasıyla bu işin altından kalkabilecek düzeye geliriz inşallah. İnşallah abi, inşallah. Rize maçı var abi. Ne diyorsun Rize maçına? Yani bu futbolla Rize'den puan alır mıyız? Puanlar alır mıyız? Şöyle ben şunu söylüyorum. Arada şeyden bakın 30 ligi iyicene analiz ederseniz 30 takımların altındaki takımların hemen hemen hepsi aynı düzeyde, aynı kalibrede takımlar. O gün, Evet. o hafta iyi hazırlanan, maça iyi çıkan, pozitif yönde kendini hazırlayan, iyi konsantre olan o maçı her zaman alabilecek düzeyde ve güçte. Dolayısıyla bugün ben Kayserispor'a baktım. Yani Kayserispor ortada ilk yarı 15-20 dakika biz iyi oynadık. Ondan sonra ortada geçen bir maç oldu. Eğer bir kırmızı kart görmeseydik belki daha da baskın oynayabiliriz. Oynayabilirdik. Dolayısıyla Rizespor maçı da bizim için evet çok çok önemli. Bir 6 puanlık maça daha çıkacağız Rize'de. Çok çok önemli. Biliriz de galip de gelebiliriz. Orada alacağımız bir puan buradaki galibiyetimizde kaçırdığımız 2 puana da bir takviye olur diye düşünüyorum. Yani en az bir puan almamız gerekir. Motivasyon olarak da almamız gerekir. Tekrardan lige dönmemiz için. Onun için 16 maç, 18 maç var önümüzde sanırım. Her maç Erzurumspor'un galip geleceği bir maç olabilir. Yani hiçbir zaman motivasyonunu düşürmeden, havlu atmadan asla ve asla önümüze bakarak ilerlememiz lazım. Rizespor maçı da bunlardan biri olacak. Çünkü içeride oynayan takımların bir avantajı fazla yok Erdal'cığım. Yani seyirci Evet avantajın abi. yok. Hakem de rahat oluyor seyircisiz oynanan maçlarda. Dolayısıyla ben Yılmaz Hoca'nın bir tespitine de çok katılıyorum. Yani Akka orada kendine bir serzenişte bulundu. Sinirlendi olabilir. Kendini tutamadı. Evet. Yani hakeme karşı yapılan bir şey yok. Rakip oyuncuyla çok fazla arasında yapılan bir şey yok. Çünkü bizim Leo da müdahale etti. Diğer arkadaşlar da Tekeo falan da müdahale etti çocuğa. Dolayısıyla kendi kendine bir haykırışta, bir serzenişte bulundu. Çok fazla yani ikinci sarı kartı görebilecek bir pozisyonda yoktu diye düşünüyorum. Yani Ya enteresan oldu. Çok da fazla da kimseyi göstermezdi abi. ilgilendiren bir şey. Ya göstermese ona kimse demez. Niye ikinci kartı göstermedin? Zaten aynı pozisyonda sarı kartı yemiş kardeşim. Sen o pozisyonda ne diye? Yani çocuğa gidip bir daha vursa, bir daha böyle hakaret etse tamam katılırım ama kendi kendine serzenişte bulundu. Bizim çocuklar da orada hemen hemen tuttular yani. Orada sen ikinci kartı ne diye gösterdin kardeşim? Göstermesen kimse sana niye ikinci kartı gösterdi, göstermedin demez de zaten. Öyle bir şey de Evet. olmaz. Saçma sapan bir pozisyon oluştu. Tabii sporcular her ne olursa olsun kendilerini dinleyebilmeli. Sinirlerine hakim olabilmeli. Ne olursa olsun çünkü bu profesyonel bir hamle. İnşallah önümüzdeki Rize maçında bir puan, en az bir puan alırız. Tabii gönlümüz galibiyetten yana. Öyle abi, doğru söylüyorsun ama bir puan da, yani şu durumda bence iş görür bir, yani puan alabildiğimiz kadar puanları toplamamız gerekiyor. Aksi takdirde
ki almamız gereken bir 22 puan daha var. Bugüne kadar almış olduğumuz puanların aynısını bundan sonraki maçlarda da almak gerekiyor. Bilemiyoruz ki abi yani şimdi zaten ben kadroya bakıyorum. Akka, Petrus, işte Omolo, Osman aynı anda aynı tip oyuncuların forma giydiği bir takım hüviyetindeyiz şu an. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Yani orta sahada bir Erdoğan bak atıfın şunu tabii. yani bir Şunu söyleyeyim atıfın bak Atif. farklı bir şeyi var. Bak şöyle söyleyeyim ben üzerine basa basa söylüyorum. Obertan ve Atif ikilisinden maksimum fayda sağlamamız lazım. Çünkü niye biliyor musun? Senin söylediğin gibi yani Omolo, Akka, Osman, Petrus bunlar hepsi aynı özellikte oyuncular. Kesip yanındakine verebilen oyuncular. Evet. Dolayısıyla bir tane 6 numarayı sağlayacağız diye 4 tane 6 numarayı bünyemizde tutmanın da bir anlamı yok. Bu tabii transfer mühendisliği çok çok önemli. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama benim anlam veremediğim bir şey daha var. Yani sende 3 tane aynı oyuncu varsa peşine atıyorum işte Petrus'la Osman gibi sporcuların varsa gidip Omolayla Akkay'ı da alacağına bir tane daha yabancı sporcudan feragat edip bir tane 800 numara Erzurumspor'un olmazsa olmazıydı bence. Çünkü görüyorsunuz yani Obertan gibi bir sporcunuz sakatlanıyor. 6-7 hafta, 8 hafta göremiyorsunuz. Sakatlığı var. Hele pazar ve çarşamba oynadığınız zaman bu çok çok ciddi bir handikap da oluşturuyor. Dolayısıyla bu gibi hamle oyuncularınız oyunda olmadığı zaman çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Navi Kovas, bakın Navi Kovas form düşüklüğü yaşıyor. Halen daha toparlanabilmiş değil. Yani Evet. Atıf'a çok fazla katkı sağlayamıyor. Dolayısıyla Atıf'a dikkat ederseniz topları aldığı zaman 1-2 kendi becerisiyle çalım atıyor. Rakibi ekarte ediyor ama daha sonra kilitleniyor. Yanına birisi gelmesi lazım. Topu alıp verebilmesi lazım. İşte bir 8 numaramız olsaydı bizim ciddi iyi bir 8 numara olsaydı bu handikapı giderirdik. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın biz almışız 12 tane 13 tane sporcu ya arkadaş. 6 tanesini direkt ele. Yani 6 tane alma zaten iyi bir tane 8 numara al ya. Evet. 6 tane sporcu almana gerek yok arkadaş. Yok böyle bir şey yani. Bunu ben anlam veremiyorum. Yani mantığım da almıyor. Tecrübem de almıyor bunu. Dolayısıyla bunlar çok çok yanlış şeyler. İyi bir tane 8 numara alsan bugün Obertan olmasa Atıf'la iyi bir ikili yapardın. Gomez'i de beslerdin. Gomez de bakın halen daha kendine Obertan'ın da gelmiş 3 değil. haftası varmış abi. Obertan'ın Yani 3 işte haftası ya varmış. işte 3 hafta bak 4-5 haftadır oynamıyor. 3 hafta da var 6-7-8 hafta. Yani lig zaten o 20 hafta. Dolayısıyla ligin yarısını hemen hemen bitiriyor. Sakatlıklar ciddi sıkıntı. Onun için onun yerine koyabileceğim bir 8 numaran olması lazımdı bizim. Ama maalesef beceremedik. Tabii bu işin mali boyutu da var. Hocanın tercihleri de nerede oldu bilemiyorum. Kısa vadede bu devre arası kısıtlı zamanlarda iyi sporcu almak gerçekten zordur Erdal'cığım. Çünkü iyi sporcu zaten söylediğimiz gibi her zaman kulübünde kalıyor. Kulübü de parasını ödüyor. Orada mutlu oluyor. İyi sporcuyu kulüp de bırakmıyor. Sporcu da gelmek istemiyor. Dolayısıyla devre arası kısıtlı zamanlarda iyi bir 8 numara, iyi bir 10 numara almanız gerçekten zordur yani. Bunu yönetmek de zordur. Ama iş oraya kalmadan biz bunu başarmamız gerekirdi. Yani 10-12 tane böyle atıyorum mesela Yılmaz Hoca bir şey söyledi. Tabii biz bunu biliyorduk ama bu hatırlatma babında bir şey yaptı. Elkebir'i sanırım şey olarak almışlar. Yani maç başı olarak da ödemesini almışlar. Bakın Doğru. burada ucuzu aramak çok yanlış olur. Yani şöyle bir durum var. Bu insanların bir mentalitesi var. Bir beyni var. Bir ahlaki yapısı var. Yani Elkebir'i sizin maç başı almanız çok önemli değil. Onu siz kendi bünyenize katıyorsunuz. Buradaki ince ayrıntıyı insanlar kaçırıyorlar. Kendi bünyenize katıyorsunuz. Yani o sizin takımın içerisinde artık bir birey. Yaptığı hareketle bir birey. Konuşmasıyla bir birey. Çalışmasıyla bir birey. Örnek olmasıyla bir birey. Yanındaki sporcu arkadaşını pozitif veya negatif etkilemesiyle bir birey. Dolayısıyla bunun her yaptığı hareket size artı ve eksi yönde katkı sağlayacaktır veya dezavantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla bunları çok iyi analiz etmek lazım. Yani siz o
sporcuya maç başı anlaşsanız ne olur, maç başı anlaşmasanız ne olur? Bunun şurasını gözetmek lazım. Aldığınız sporcunun size ne kadar fayda sağlayabilir, ona bakmanız lazım. Yani El Kebir gibi bir sporcunun Allah'a emanet bir 7-8 haftası var bana göre bu takıma adapte olması için. Hem fiziksel olarak bir zamanı var, hem de mental olarak, beyin olarak hazırlanması lazım bu çocuğun. Yılmaz Hoca ne dedi abi? Yılmaz Hoca benim kadar olmuş dedi El Kebir için. Yani ya bakın, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Siz işte burada bakın, yöneticiler burada yanlış yapıyorlar işte. Ya alayım baş başa öderim, oynarsa ödeyeceğim. Ya olmaz. Yanlış. Bakın işte, eğer böyle hamle yaparsanız belki Gomez demoralize de olabilir. Bakın şimdi. Evet. Gomez'i demoralize etme şansınız da var. Ha, yanına birini koyarsınız. Belki dersiniz ki ya El Kebir Gomez'i zorlar mı? Şimdi o psikoloji farklı bir şeydir. Zorlaya da bilir, kolay da bilir. Anlatabiliyor muyum? Yani onun formasını, evet, formunu üst düzeyde tutabilmek için sana El Kebir farklı, iki farklı seçeneği var bunun. Onu iyi analiz edip ona göre getirmek lazım. Bir de zorlayacak sporcu getirmek lazım. Yani El Kebir çok zor yani. Bu şartlarda, bu formuyla çok zor. Bak El Kebir Yılmaz Hoca'nın sporcusu eskiden Gençler Birliği'nden. Tabii yani, tabii. Dolayısıyla o da tanıyor yani. Bir şeyi şey yapmak lazım diye, yani zorla bir şeylerden bir şey çıkarmak iş değil yani. İş bellidir. Zaten kendisini gösterir. El Kebir futbolu bırakmış bir El Kebir geldi burada başladı. Bizde de atıyoruz ya, maya tutarsa tutar, tutmazsa oldu. Olmuyor işte. Böyle kulübe zarar veriliyor. Ben burasındayım. Ama inşallah erken zamanda toparlar. Bunlar genç çocuklar. Dolayısıyla erken zamanda toparlayabileceğini umut ediyoruz. Belki iyi konsantreyle, hocasının baskısıyla, artı çalışmalarla, ama böyle işte sakatlıklar falan olunca da sporcu şimdi en az 3 hafta, eğer yırtıldıysa adalesi, bakın arka adale yırtığı en az 3 haftadır, en az. Eğer ikinci, üçüncü derecede yırtık değilse. Dolayısıyla birinci derecede yırtık en az 2-3 hafta, en az 3 hafta. Şimdi bu sporcu bu kiloyla en az 3 hafta yatarsa bu sefer çalışamayacak. Bakın ondan sonra 3 hafta daha atacak. Tekrar forma girmesi için 3 hafta daha lazım bu adama. Dolayısıyla bunların hepsi irdelenerek masaya yatırılması lazım ki bu kurtlar sofrasından çıkabilirsiniz. Yoksa her hafta böyle bir handikapınız olur. Bugün Akka olur, yarın El Kebir olur, ertesi hafta Dacosta olur. Neyse, birileri her zaman yara verir kulübe. Abi bir de şu da var. 1-0 öne geçtik, tamam. Kırmızı kartı yedik, tamam. Yani biz oyuncu değişikliklerinde 1-0'ı korumak amaçlı yaptık. Yani hiç yani skoru artırma yönünde, ofansif yönde değişiklikler yapmıyor Mesut Hoca. Geçen maçta da bunu yaşadık, Ankara Gücü maçında da yaşadık. 5 stoperli oyun oynadık. Yani bütün stoperleri oyuna soktuk. Yani neden çekiliyoruz, neden korkuyoruz? Yani biz belki ikinci golü atabilsek maç bitecek, 2-0 bitecek yani. Ama biz hem sahayı da rakibe bırakıyoruz, hem futbol topunu da rakibe bırakıyoruz ve gelen atakları karşılama yolunu tercih ediyoruz. Netice itibariyle Ankara Gücü bunu beceremedi belki, ama Kayserispor bir şekilde golü attı. Ve adamların da, ben açık söylemek gerekirse, oynadığı futboldan da şunu gördüm. Biz bir puan bile alsak buradan yeter havası vardı Kayserisporlardaki. Futbol anlamında da bizi çok ezdiklerini, çok atak yaptıklarını görmedim. Yani bir 75. dakikada herhalde Şumski'nin köşeden çıkardığı bir top var. Uzaktan bir şut. Gol pozisyonunu hatırlıyorum. Yani Kayseri'nin öyle çok pozisyonu yok. İlk yarının son dakikası bir direkten dönen top. İlk yarı zaten fecaatlerdi yani. Çok kötüydüler. Yani biz rahatlıkla alabiliriz dediğimiz bir maçtı. Ama yani Kayseri'de, yani bir puan bana yeterli diye gelmiş Erzurum'a. 3 puanı kovalamadı yani, açık söylemek gerekirse. Erdal'cığım, ben Kayseri'deki profili şöyle çiziyorum. Yani Kayserispor şu anda iyi değil. Yani ben maç esnasında da şöyle söyledim. Bu Kayserispor asla bize gol atamaz. Tabii işte her zaman oraya geliyoruz maçın analizinde. Akka'nın yediği kırmızı kart bizim bütün oyun stratejimizi bozdu. Tabii hoca da şöyle bir şey düşündü. İlk yarı 0-0 kapattık, iyi oldu. Bir tane son 45. dakikada bir direkten dönen topları oldu, duran topta. Bir de
İkinci yarı İlhan'ın bir şutu var. Sumuski çıkardı. Başka da pozisyonları yok. Yani onlar da zaten yediğimiz gol da karambolden İlhan'ın önüne düştü. Dolayısıyla çok baskılı bir oyun da oynamadılar. Yani 10 kişi kalmamıza rağmen bizim. Ama biz söylüyorum, bu gibi maçlar biraz stresli maçlardır. Yani stresi fazla olan maçlar olduğu için zordur yani. Bu maçları gerçekten hem kenar yönetimin iyi analiz etmesi gerekiyor, hem de sporcuların çok çok iyi konsantre olması gerekiyor. Çünkü 6 puanlık maç, kendi rakibinle oynuyorsun. Muhakkak galip gelmen gibi bir maçta 34. dakika kırmızı kartı görüyorsun. Dolayısıyla 55 dakika 10 kişi oynamak bu maçlarda zordur. Sıkıntı orada. Evet abi. Şeyimiz tamamen değişti. Yani oyun mantalitemiz tamamen psikolojik olarak değişti. Yani hocanın hamlesi tamam. Nabi Kovası aldı, Petrus'u koydu. İkili bir 6 numara yaratmaya çalıştı orada, defans bloğunu sağlama tutma açısından, ama psikolojik olarak sen artık kendini geri çekmek istiyorsun. Çünkü 10 kişi kalmışsın, 1-0 avantajını kullanmak istiyorsun, ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani zaman çok fazla. 55 dakikalık bir zaman var. Sen bunun hepsini blok yaparak rakibi karşılayamazsın. 1-2 ayağında top tutman lazım. Gerekirse arkadaşlarını dinlendirebilmen lazım. Lider oyuncuların ortaya çıkabilmesi lazım. Farklı şekilde oyunun yönünü değiştirebilmen lazım. Oyunla driplik yapabilmen lazım. Ta defansı, yani savunmayı Gomez'den başlatabilmen lazım. Oraya biraz daha, mesela Gomez'de ben bu eksiği görüyorum. Çok fazla şey yapmıyor. Hem deplase olmuyor, hem de savunmayı oradan başlatamıyoruz. Hele 10 kişi kaldığınız zaman hem kenar yönetimin hem de sporcu arkadaşlarının Gomez'e biraz daha aktif olması gerektiğini söylemesi lazım. Yani savunmayı bizim artık 10 kişilik oynadığımız dönemde Gomez'den başlatmamız lazım ki başa çıkabilelim rakiple. Yoksa 55 dakika hep blok yaparak rakibi bekleyemezsiniz. Bu zor bir iştir zaten. İşte böyle karambol bir pozisyonda golü yersiniz. Evet Dolayısıyla abi. zor iş. Ama şöyle söyleyeyim size. Her ne olursa olsun biz bu kadar geri çekilmemeliydik. Yani 10 kişiyle galip Evet, gelemezsiniz diye bir muhakkak. şey yok. Çünkü rakip de çok fazla böyle kıvılcım yaratan bir pozisyon yaratamadı. Yani rakip şöyle yapar. 10 kişi kalır rakip takım. Siz bir iki pozisyon bulursunuz. Heyecanlanırsınız. Attık atacağız, attık atacağız dersiniz. Ama öyle bir pozisyon olmadı zaten. Kayserispor zaten şeyi yakalayamadı. Öyle bir kıvılcımı yakalayamadı. Ortada seyreden bir şey. Karamboldan da bir gol yedik yani. Belki ikinci golü bulma şansımız olurdu, ama hamle yapamadık oraya. Atıf yalnız kaldı. Aldığını, verdiğini alamadı. Dolayısıyla sıkıntı oldu. Ben Butko için bir şey söyleyeceğim Erdal. Evet abi. Butko bana biraz şey verdi, ışık verdi yani. Tekniği, topla ilişkileri gayet güzel. Penaltı da zaten oradan geldi. Sağ kanada gelen bir uzun toptan penaltı kazandık. Fena değil, iş yapabilir, ama tabii işte alışma süreci. İnşallah önümüzdeki günler daha da iyi bir performans İnşallah. çizer. İnşallah. Evet abi, yavaş yavaş sonuna geliyoruz bir saatlik programımızın. Rizespor maçı var. Cuma günü saat 19'da abi. Rize deplasmanına gideceğiz. İnşallah dediğin gibi, az önce de bahsettiğin gibi Konya'da puanlarla Rize deplasmanından döneriz diyorum. Cuma akşamı tekrar görüşmek üzere diyorum abi. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Kürşat abi? Evet, şunu söyleyeyim son olarak. Her ne olursa olsun, biraz önce Yılmaz Hoca da üzerine basa basa söyledi. Hiçbir takım küme düşme adayı değildir. Bence de öyledir. Çünkü makas çok kısa. Her maça iyi konsantreli çıkan takım o maçın favorisi olabilir. Dolayısıyla biz Rize Spor maçına da favori olarak çıkacağız inşallah. Çünkü seyirci avantajı da yok içeride oynayan takımların. Evet. Dolayısıyla biz favori olabiliriz bu maçta da. Takımımız da o düzeyde, fena değil. İnşallah iyi bir konsantreyle Rize Spor maçına 3 puan alarak, gerekirse 3 puan alarak, ama olmazsa 1 puanla da yetinmek gayretiyle inşallah puan veya puanlar alarak Rize'den de döneriz.
İnşallah abi. Bizi izlediğiniz için sevgili davetçilerim, takipçilerimiz çok teşekkür ederiz. İnşallah Cuma akşamı Rizespor maçında sonra tekrar saat 21'de efsane kadrodan efsane bir ismi herhalde davet edeceğiz değil mi Kürşat abi? İsim Evet vermeyelim de inşallah. sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Vermeyelim. İnşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.